Merhaba dostlar ben Melih Hoca. Bugün karşınıza neyle geliyorum? Tabii ki de sıfatlarla geliyorum. Bugün kendimi bu Beyoğlu pilavcısı gibi hissettim. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün tabii ki menüde sıfatlar var. Gençler sıfatları hemen o zaman kayda alıyoruz. Şöyle yaklaştıralım. Sıfatlar dediğimiz nedir? İsimlerden veya zamirlerden önce veya sonra gelen onları niteleyen ya da belirten sözcükler olarak karşımıza çıkıyor sıfatlar. Gençler sorularda karşınıza çıkacak sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde? Daha doğrusu şöyle sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük bir sıfatla nitelenmiştir? Ya da aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük bir sıfatla belirtilmiştir? Böyle bir soru sorulduğunda sizden istediği ya belirtmedir ya nitelemedir. Beş şıkka bakarsınız. 5'inde de sıfat vardır ama belirtme sıfatını istiyorsa 4 tanesi nitelemedir, bir tanesi belirtmedir. Buna dikkat. Gençler, sıfatlar çok tehlikelidir. Neden? Zamirlerle de karışabilir. Bununla beraber tabii ki de neyle karışabilir? zarflarla karışabilir. Zarflar çok tehlikelidir. Sıfatlarla biz bunu çok karıştırıyoruz. Gençler, sıfatları tanımlarken şunu unutmayacaksınız. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması söz konusudur. O zaman ben bunu isim tamlamasıyla nasıl ayırt edeceğim hocam derseniz ben şöyle diyebilirim. Hemen bir tane örnek verelim. Evin arsızı dedim. Bir de dedim ki Telefon cebi ya da telefon tuşu. Gençler bunlar bir isim tamlamasıdır. Nereden anlıyorum? Hemen bakıyorum. Arsızı, tuşu. Bunlar eve ait olma anlamı katan iyilik ekleridir. Yani isim tamlamalarında ne vardır? Tabii ki de iyilik eki söz konusudur. Gençler sıfat tamlamalarında iyilik eki bulunmaz. İsim tamlamasıyla fark anlamanın en temel yolu budur. Aman dikkat. Peki ben nasıl anlayacağım farkı? Şöyle yapacaksınız. Gençler çekim eklerini sileceksiniz. Şöyle baktık. Bakın çekimeklerini sildim. Arsız kelimesine nasıl ya da kaç veya hangi sorusunu sorabilirsiniz. Nasıl arsız? Evin arsız. Cevap verdi mi? Hayır. O zaman bu benim için isim tamlamasıdır. Tuş. Nasıl tuş? Telefon tuş. Cevap verdi mi? Hayır. O zaman bu da benim için nedir? bir isim tamlamasıdır. Yani isim tamlamalarında yeri keki olmak zorundadır. Ama sıfat tamlamalarında böyle bir şart yok. Hemen bakıyoruz. Çocuk, isim. Kaç çocuk? Sekiz çocuk. E o zaman buna baktığım zaman bu benim için nedir? Bir sıfattır. Araba sözcüğüne baktım. Çekim ekini sildim. Nasıl araba? Güzel araba. O zaman bu da benim için bir sıfattır. E gençler o zaman ben bu ikisine sıfat damlaması diyebilirim aynı zamanda. Ve bir de en güzel soru nereden geliyor? En güzel soru tabii ki de şuradan geliyor. Unvan sıfatları. Hemen benimle beraber not alın. Gençler unvan sıfatlarına baktığımız zaman Unvan sıfatları size soru yoluyla şöyle sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bir isimden sonra gelmiş bir sıfat söz konusudur. Normalde sıfatlar isimlerden önce gelirken unvan sıfatları isimlerden sonra da gelebilir. Mesela melih bey veya Ramazan efendi veya işte Şeyhmuz hemen yazıyoruz. Şeyhmuz komutan. Bunlara baktığım zaman dikkat edin. Üçünde de komutanlık, efendilik ve beylik bir niteliktir. O zaman ben unvan sıfatlarını isimlerden sonra gelen sözcükleri alabiliyorum. Aman dikkat. Tabii ki sıfatlar sadece isimlere gelmiyor. Şey gibi zamillere de gelebilir. Aman dikkat. Hemen bakıyoruz. Niteleme sıfatlarıyla başlayacağız. Biliyoruz ki sıfatlar iki grupta inceleniyor. Niteleme sıfatları ve tabii ki de belirtme sıfatları. Öncelikle niteleme sıfatlarına bakalım. Gençler, niteleme sıfatları bir ismin yani bir adın niteliğini bildiren sıfatlardır. Yani özelliğini bildirir ve nasıl sorusuna cevap verir. Gençler, bu nasıl sorusu bir pratiktir. Ama biz neredeyiz? Pratik değil, özel derseyiz. O zaman biz şöyle yapabiliriz. Gençler nitelik bildiren yani durum bildiren niteleme sıfatları bazen durum sıfatı diye de sorulabilir size. O zaman ben diyorum ki nitelik bildiren yani durum bildiren sözcüklere bakarsak bunlar benim için ne oluyor? Tabii ki de niteleme sıfatı oluyor. Hemen devam ediyoruz. Şimdi gençler ismi buluyoruz. Cümleyi okuduk. Evin kapısı büyük bir salona açılıyordu. Ezber yapmıyorum. Hemen cümleyi okurken bakıyorum. Diyorum ki nitelik nerede olabilir? Aha! Büyük kelimesi bir niteliktir. E büyük kelimesi bir nitelikse o zaman ben hemen yanındaki isimle bağlantı kurabiliyor mu ona bakacağım. Salon kelimesi çekim ekini siliyorum. Yani istifat mı değil mi anlamak için. Sonrasında isim olduğunu görüyorum. Nasıl salon? Büyük salon. O zaman bu benim için nedir? Niteleme sıfatıdır. Hemen cümleyi devam ettirdim. Çaresiz insanlar hep var olacak dedi bana cümle. Gençler dikkatimi bir şey çekti. Çaresiz bakın ezber yapmıyorum. Çaresiz kelimesi bu cümlede dikkatimi çekti. Bir durum. Hemen bakıyorum yanında ne var? İnsan. Çekim ekini sildim. Niye? Isim tamlaması mı değil mi? Farkı anlamak için. Hemen bakıyorum. İnsan isimdi. İsme soruyu soruyorum. Nasıl insan? Çaresiz insan. O zaman bu da benim için niteleme sıfatıdır. Hemen şuna bakalım. Metinler kelimesini gördüm. Ama cümleyi okurken bakıyorum baştan sağma metinler. Yani metnin bir özelliği verilmiş ama ben garantici bir insanım. Çekim ekini sildim. Nasıl metin? Baştan sağma metin. O zaman bu benim için yine nedir? Tabii ki de niteleme sıfatıdır. Ama dikkat. O zaman Bazen şöyle soru tipleri karşınıza çıkabilir. Gençler, niteleme sıfatları aşağıdakilerden hangisinde başka bir sözcüğü, daha doğrusu başka bir sözcüğü değil, aşağıdakilerden hangisinde birden fazla bir sözcüğü nitelemiştir? Şöyle bir örneğe baktığımda, şimdi zengin kelimesi bu cümleyi okuduğumda dikkatimi çekiyor. Zengin, hemen dikkatimi çekti. Zengin bir nitelik. E bakıyorum neleri niteliyor? Zengin çocuk, zengin anne, zengin baba. Çekim eklerini sileyim. Nasıl çocuk? Zengin çocuk. Nasıl anne? Zengin anne. Nasıl baba? Zengin baba. O zaman demek ki niteleme sıfatları birden fazla sözcüğü nitelemiştir derse buna benzer bir örnek arıyoruz. Hemen bakalım. Geçer. Birden fazla niteleme sıfatı da tek bir sözcüğü niteleyebilir. Yani iki tane niteleme sıfatı bir sözcüğü niteleyebilir. Hemen bakıyorum. Cesur dikkatimi çekti. Karakter dikkatimi çekti. Ya sonra bakıyorum ve bağlacı var. E bu da bir ipucu. Sonrasında bakıyorum. İnsan kelimesi dikkatimi çekti. Nasıl insan? Karakterli. Nasıl insan? Cesur. Yani iki tane sıfat, yani niteleme sıfatı bir ismi nitelemiş diyebiliyoruz. Hemen devam edelim. Devam edeceğimiz konu ne? Şöyle. Gençler, ben niteleme sıfatlarının Bazen isimlerden sonra gelebileceğini söylemek isterim. Hatta MEB'in bir sorusu var. Genellikle bu tabii ki de ne? Şiirlerde karşıma çıkıyor. Bir telefonu vardı büyük ekranlı gibi devrik bir ifade karşıma çıkarsa nasıl telefon büyük ekranlı telefon. gençler MEB'in sorusunda vardı. Buna dikkat edin. Aynen böyle bir devrik ifade vermişti. Yani isimlerden sonra da gelebileceğini Unutmayın niteleme sıfatları ikileme şeklinde de olabilir. Hemen baktım soğuk soğuk oda soğuk soğuk bir nitelik. E dikkatimi çekiyor oda isim Çekim ekini sildim nasıl oda soğuk soğuk oda. E o zaman bu benim için nedir niteleme sıfatıdır. Gelelim adlaşmış sıfat kavramına. Gençler adlaşmış sıfat çok önemli. Şimdi şunu unutmayın size bir ipucu vereceğim belirtme sıfatlarında sayı sıfatını hariç tutuyorum sayı sıfatını hariç tutuyorum. Bakın unutmayın. Belirtme sıfatlarında sayı sıfatını çektim. Sonrasında diyorum ki Niteleme sıfatları çekim eki aldığında atlaşır. Belirtme sıfatları çekim eki aldığında zamirleşir. Bunun sebebi nedir? Çünkü nitelik bildiren ifadeler isim olarak da karşıma çıkabilir. E ama mesela bu sözcüğü nasıl isim olsun ki? Bu diye bir isim var mı? Yok. Yani bu sözcüğü Zamir olarak kullanılabiliyor. Bu yüzden biri zamirleşiyor, biri de ne oluyor? İsimleşiyor. Hemen bakıyorum. Adlaşmış sıfat nedir? Çoğunlukla niteleme sıfatlarında ismin düşmesiyle ortaya çıkan sıfatlardır. Tabii ki çekim eki alma durumunda. Hemen örnekleyelim. Sinirli insanlar hep zarar verilmiş. Nasıl insan? Çekim ekini sildim. Sinirli insan. İşte bu sıfattı. Şimdi ben bunu adlaşmış sıfata nasıl çevirebilirim? Sinirliler. Hep zarar verirmiş. Sinirliler hep zarar verirmiş dedim de dikkat edin. İnsanlardaki lerler sıfatın üstüne geldi. ismi yuttu. İşte bu yüzden sinirliler derken sinirli kişiler demek istiyorum. O zaman bu benim için nedir? Adlaşmış bir sıfattır. Veya bu savaş iyi insanlarla kötü insanların savaşıdır. Hemen bunu adlaşmış bir sıfata çevirirsem bu savaş iyilerle kötülerin savaşıdır dediğimde kötüler ve iyiler adlaşmış bir sıfat olarak karşıma çıkar. Şimdi gençler birazdan bir uyarı vereceğim ama öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Ee, bazen soru olarak karşınıza şu çıkabilir. Der ki aşağıdakilerden hangisinde çekim eki almadı? Yani ya da ilk başta şöyle bir bilgi verir. Der ki nitelme sıfatları ve sayı sıfatları çekim eki aldıklarında ne olur? İsimleşir. Aşağıdakilerden hangisinde çekim eki almadığı halde isimleşmiş bir kelime vardır? Böyle bir soru gelirse onda da şuna dikkat ediyorsunuz. Mesela kanayan ya da ne olsun seni gören düşman zanneder. Şöyle ne tam çıkmadı. Şimdi seni gören dediğimde aslında gören burada en an sıfat fiil ekini almamış mı almış. E bakıyorum seni gören derken seni gören insanlar demek istemedim mi dedim. E bakın çekim eki almadığı halde yapım eki aldığı şekliyle doğrudan ne olmuş? Tabii ki de adlaşmış bir sıfat fiil karşıma çıkmış. Buna dikkat edin bu da özel bir soru olarak gelebilir. Bunun haricinde, şöyle bir cümle karşınıza çıkabilir. Mesela desem ki, güneş bugün çok parlaktı. Gençler, bu cümlede de adlaşmış bir sıfat var. Nerede bu adlaşmış sıfat? Parlak ifadesinde. Parlak ifadesi burada adlaşmış bir sıfattır. Neden? Aslında şunu demeye çalışıyorum. Güneş bugün çok parlak bir güneşti. Böyle bir örnek vermeye çalıştı. İşte bunu yuttuğu için benim için adlaşmış sıfat oldu. Her zaman şuna dikkat edin. İsimler hani adlaşmış sıfatta bunun adlaşıp adlaşmadığını sana sezdirirler. Mesela desem ki bu insanlar hep Kötüdür. E burada da kötüdür ifadesi benim için adlaşmış sıfata giriyor. Neden? Aslında şunu demek istiyorum. Bu insanlar hep kötü insanlardır. Bunu demeye çalışıyorum. Kötü insanlardır dediğimde karşıma ne çıkıyor? Adlaşmış sıfat. Şimdi gelelim notumuza. Notumuz çok önemli. Gençler sıfatlar çekim ekini genel olarak almazlar. Alırsa adlaşır adlaşmış sıfat olurlar. Aha! Şuna dikkat. Hemen bakıyorum. Sıfatların çekim eki aldığı halde sıfat özelliğini devam ettirdiği örnekler var. Bakın bu soru karşınıza çıkacaktır. Şöyle bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Diyecektir ki normalde sıfatlar çekim eki aldığında adlaşır ya da zamirleşir. Aşağıdakilerden hangisinde çekim eki almasına rağmen sıfat özelliğini devam ettiren bir sözcük vardır? Hemen bakıyoruz. Güzelim arabayı ne hale getirdiler? Bakıyorum. Araba sözcüğünü dikkatimi çekti. Çekim ekini sildim. Nasıl araba? Güzelim araba. E, İm burada benim güzelim anlamındaki yelik eki değil mi? Evet. Bakın çekim eki aldığı halde sıfat özelliğini devam ettirdi. Bu benim için istisnalardan bir tanesidir. O zaman ben niteleme sıfatlarında buna dikkat ediyorum. Peki ne yapıyorum? Şimdi de belirtme sıfatlarına geçiyorum. Haydi bakalım. O zaman belirtme sıfatlarından şöylelikle devam ediyoruz. Gençler belirtme sıfatları isimlerin önüne gelerek onları sayı, soru, işaret, belgisizlik yönüyle belirten sözcüklerdir. Zamirlerin de önüne gelebilir. Aman dikkat bunu sürekli söylüyorum. İlk başta karşımıza işaret sıfatları çıkacak. E bana diyeceksin ki hocam işaret sıfatı nedir? Çok basit. Gençler işaret sıfatı dediğim bu, şu, o, öteki, bir, iki, şöyle, böyle, öbür gibi şekillerle karşıma çıkıyor. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Bu sözcükleri gördüğümüz zaman atlamayacağız ama aklımıza bir soru işareti uyanacak. Neymiş? Bu, şu, o, öteki, beriki, öyle, böyle, öbür gibi sözcükler. Bunlara baktığımız zaman hemen dikkatimi çekti. Ya bakıyorum bu sözcüğü dikkatimi çektikten sonra ya dedim bu sözcüğü zamir mi sıfat mı? Bir bakayım. Hemen yanındaki yol kelimesini gördüm. Yol kelimesinden çekmekini çıkardım. Hangi sorusunu soruyorum? Hangi yol? Bu yol işte bu benim için nedir? İşaret sıfatıdır. Veya metni okudum. Bilir misin? Şu denizlerdir beni senden uzaklaştıran. Şu sözcüğü dikkatimi çekti. Deniz burada isim. Çekim ekini sildim. Hangi deniz? Şu deniz. E o zaman bu benim için nedir? Yine işaret sıfatıdır. Hemen devam ediyoruz. Şimdi burada çok önemli noktalar söz konusu. Neden çok önemli noktalar söz konusu. Gençler şu uyarıya dikkat. İşaret sıfatları bakın bu önemli. İşaret sıfatları above şöyle kaçtı bir anda. Hemen şunu bir sabitleyeyim ben. Niye bunu sabitlememişim ki? Şöyle hemen beğendik. Normalde sabit ama neyse. Şöyle geri dönelim. İşaret sıfatları çekim eki aldıklarında ne olur? İşaret zamirine dönüşür. Bakın bu çok önemli. İşaret sıfatları çekim eki aldıklarında işaret zamirine dönüşür. Yani çok basit bir şey söylüyorum. Bakın hem zamiri aradan çıkarıyoruz hem de sıfatı. Şimdi gençler bu sözcüğü dikkatimi çekti. Ama ve lakin atlamıyorum. E av çekim eki yok zamir değildir. Değil. Öyle bir şey demiyorum. Bakın. Hemen yanındaki sözcüye baktım. Hareketleri, lerileri, çekim eki, çekim ekini sildim. Sonra isme soruyu soruyorum. Hangi hareket? Bu hareket. E o zaman bu benim için sıfat. E ben bu sözcüğünün üstünde, bakın bu sözcüğünün üstünde çekim eki... Aa, yeter ama yapma bunu. Şöyle geri döndük. Bu sözcüğünün üstünde ben ne gördüm? Tabii ki de bir ek gördüm. Artık bunun sıfat olma ihtimali çok 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 zayıf. Hemen aşağı iniyoruz. Gençler şöyle kenara çekeceğim ama kesin yine kaydıracak. Bak biliyorum. Aynen. Şimdi <laughs> gençler şöyle devam edelim. Bu şu gibi sözcüklerden sonra şöyle biraz kenara alayım. Bu şu gibi sözcüklerden sonra virgül kullanılması bu sözcükleri yine zamir yapar. Neden? Sıfat tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasına hiçbir şekilde ne giremez? Tabii ki de virgül giremez. Hemen bakıyorum. O Adam. Gençler adam burada benim için nedir? İsim. Hangi adam? O adam. E şimdi o sözcüğünden sonra virgül getirirsem bu benim için nedir? Artık garanti bir şekilde zamirdir. Hemen şöyle başka bir örnekle göstereyim. Şöyle biraz yukarı çekeyim. Boş bir alana gidelim. Gençler soru şöyle geldi. Bana dedi ki aşağıdakilerden hangisinde? Virgül kaldırıldığında sözcüğün türü değişir. Hemen bakıyorum. Bu çocuğa karışmış. Şimdi gençler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hemen bakıyorum. Hemen kalemimi değiştirdim. Bu sözcüğü dikkatimi çekti. Çocuk burada isim. Sonrasında çekim ekini sildim. Hangi çocuk? Bu çocuk. E baktım sıfat oldu. Şimdi şöyle deseydim eğer bu virgül çocuğa Karışmış. Gençler ben size az önce bir pratik vermiştim. Bu sözcüğünün yanında şöyle bir virgül görürseniz bu onun zamir olduğuna 100 yüz işaretir. Yani şunu demek istiyor. Bu çocuğa karışmış. Diğerinde ne? Üsttekinde ne? Bu çocuğa karışmış. İşte bu benim için bir soru tipidir. Aman dikkat. Şöyle hemen yaklaşalım. Gelelim. Belgisiz sıfatlara. Gençler belgisiz sıfatlar nedir? İsimlerin önüne gelerek onları bilinmezlik yönüyle belirten sözcüklerdir. Bir bilinmezlik söz konusudur buna dikkat. Gençler bilinmezlik yönüyle e, karşıma çıkması ne demek? Hemen bakıyorum. Az, az buçuk, başka, bazı, bir, biraz, birçok, kimi, bir bir hayli, bir takım, bir sürü, bütün, tüm, çok, çoğu, fazla, her, hiç, hiçbir, nice ve benzeri sıfatlar belirsizlik sıfatı olarak kabul görürler. Şöyle bakıyorum. Ne demek bu? Hemen şöyle yaklaştıralım. Şansınıza bugün sorun çıkarıyor program. Şimdi bakıyorum. Çok insan bol problem demektir. İnsan kelimesi burada isim. Ben burada belirsizlik sıfatını sormak için Gençler bazen hangiyi kullanabilirim? Bazen kaç sorusunu kullanabilirim. Hangi insan ya da kaç insan? Çok insan. İşim e çok dediğinde bir sayı var mı belirli bir sayı? Yok. O zaman bu benim için nedir? Belirsizlik bildiren bir sözcüktür. E bir de şuna dikkat ediyoruz. Çok sözcüğü ismin önüne gelmiş. İsmin önüne gelirse bu onun sıfat olduğuna işarettir. Hemen bakıyorum. Biraz insanlık, biraz insanlık, ne olacak benim için? Tabii ki de sıfat olacak. Hangi insanlık ya da ne kadar insanlık? Biraz insanlık. Başka dert. Hangi dert? Başka dert. Veya kimi olaylar? Hangi olaylar? Kimi olaylar? Bunlar benim için nedir? Bunların ne olduğuna işaret. Tabii ki de belgisizlik sıfat olduğuna işaret. Peki neye dikkat etmem gerekiyor? Gençler dikkat etmem gereken hususlardan bir tanesi de tabii ki de bir sözcüğüdür. Gençler bir sözcüğü adet anlamında kullanılırsa eğer sayı sıfatı herhangi bir anlamında kullanılırsa eğer belgisizlik sıfatıdır. Buna dikkat. Hemen örnekleyelim. Ne demek istedik? Gençler bir sözcüğünü gördüm. Bugün güzel bir deneme buldum. Bakıyorum bir sözcüğü dikkatimi çekti. E, deneme sözcüğü burada isim. Hangi deneme veya kaç deneme? Bir deneme. E o zaman bu benim için bir bilinmezlik. Nereden anlayacağım? Gençler bugün güzel bir deneme derken bir sürü deneme var. Onların içerisinden birini seçmişim. Ne olduğu sayısı vesaire benim için umurumda değil. Hani benim umurumda değil. Neden? Benim için önemli değil. Neden? Çünkü ben güzel bir deneme derken sayı anlamında kullanmıyorum. Herhangi bir. Yani ben orada valla bir tane aldım demek istemiyorum. A dediğini bildirmiyorum. Yani bu benim için nedir? Belgisizliktir. Hemen alttakine bakıyorum. Sınava sadece bir kalemle girebilirsiniz. Ben burada aslında sadece bir kalemle derken, sadece bir kalemle derken burada bir sayı bildiriyorum. Bu benim için sayı sıfatıdır. Hemen başka bir örnek daha vereyim. Siz de çözün. Elbet bir gün buluşacağız dersem. Elbet bir gün buluşacağız ben böyle bir örnek verirsem siz buradaki bir sözcüğünün türü için ne dersiniz? Sıfat neden? Hangi gün? Bir gün. Peki ben bu cümleyi okuduğum zaman sayı mı vermek istiyorum? Hayır. O zaman bu benim için nedir? Tabii ki de belgisizlik sıfatıdır. Hemen inelim aşağıya. Geçer. Belgisiz sıfatlar çekim eki aldıklarında belgisiz zamire dönüşür. Hatırlayın İşaret sıfatları çekim eki aldıklarında işaret zamiri olur. Bununla beraber belgisiz sıfatlar çekim eki aldıklarında belgisiz zamir olur. Hemen bakalım. Kimi sözcüğünü hatırladım. Kimi bir bilinmezlik katıyor. Belgisiz olduğunu biliyorum. Peki sıfat mı zamir mi? Ço ben konuyu kimi öğrencilere anlatamıyor gibiyim. Öğrenci burada benim için isim. Hangi öğrenciler kimi öğrenciler? E, i̇smi belirttiği için belgisizlik sıfatıdır. Hemen aşağıya baktım. Yolda kimisi demiş. Kimisi çekim eki aldığı için artık garanti bir şekilde nedir? Tabii ki de zamirdir. Gençler başka bir örnek verelim. Hemen şuraya geçelim. Şöyle bir örnek versem size. Bunlara dikkat edin. Mesela hiçbir çocuk kötü doğmaz. Buna baktım. Sonrasında şöyle bir örnek verdim. Dedim ki bunun türü nedir? Siz bana diyeceksiniz ki çocuk isimdir. Hangi çocuk? Hiçbir çocuk. Şu hataya düşmeyin. E hocam hiçbir sayı belli değil. Tüm, bütün, çok, az sayı belli değil. İşte bundan dolayı bunlar benim için belgisiz sıfat. İşte bu belgisiz sıfatlara çekim eki getirdiğimde hiçbiri kötü doğmaz. Bunu baz aldım. E bunu baz aldıktan sonra ben diyorum ki hiçbiri çekim eki almış, ismi yutmuş. O zaman bu benim için nedir? Tabii ki de belgisizlik zamiridir. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki bunun haricinde nelere yönelmeliyim hocam? Gençler sizi yöneltecek çok şey var. Sizi şaşırtacak çok şey var. Mesela çok sözcüğü eğer ismin üstüne gelirse sıfat. Çok sözcü eğer za fiil veya fiilimsinin üstüne gelirse şöyle yazıyorum not da alabilirsiniz. Benim için nedir? Zarf. Çok sözcü eğer sıfatın önüne gelirse zarf olur yine. Hemen örnekleyelim. Şöyle kalemimizi siyah alalım. Şöyle cümlemi oluşturayım. Size dedim ki çok insan zarar verir. Ah yanlış yazdım. Şöyle geri çektim. Zarar verir. Sonrasında şöyle bir örnek verdim. Dedim ki çok konuşuyor bu. Bir tane daha örnek verdim. Çok güzel gün şöyle çok güzel günler var. Hemen bakıyorum. Baktıktan sonra gençler baktım çok sözcüğü neyin önüne gelmiş? İnsan. insan nedir? İsimdir. O zaman bu benim için nedir? Tabii ki de sıfat. Devam edelim. Konuşmak benim için nedir? Tabii ki de fiil. O zaman fiilin önüne geldiğine göre zarf. Bakıyorum. Çok sözcüğü bir şeyin önüne gelmiş. Ama bu da başka bir şeyin önüne gelmiş. Gün kelimesi. Çekim eklerini sildim. Nasıl gün? güzel gün sıfattı. Sonrasına bakıyorum işte sıfatın önüne gelirse derecelendirme zarfı olur. Bir başka soru daha var bu çokla ilgili. Gençler çokla ilgili güzel bir soru gelecek. Size diyecek ki belirtme sıfatlarından belgisiz sıfatlar çekim eki aldıklarında belgisiz zamire dönüşür. Aşağıdakilerden hangisinde bunun tam tersi bir olay vardır. E bakıyorum çok sözcüğünü gördüm. Çok insan dedim. Sıkıntı yok. Çoğu para dedim ya da çoğu insan dedim. Yine sıkıntı yok. Bakın çekim eki aldığı halde sıfat özelliğini devam ettiriyor. Özel bir sorudur. Ayrı bir sorudur. Bunun haricinde gençler şöyle bir ipucunu da unutmayın. Belgisizlik bildiren kelimelerden sonra virgül gelirse yine belgisiz zamir olacaktır. Mesela hiçbir çocuğu şöyle yanlış yere attım. Hiçbir çocuğu e, ne olsun? Hiçbir yazmayalım ya. Şöyle bir örnek verelim hatta. Ne olsun? Çoğu olay zarar yaratır. Bir de şöyle diyelim. Çoğu virgül zarar yaratır. Bakın Çoğu sözcüğünün yanında virgülü gördüm. Çoğu sözcüğü bir kendinden sonra gelen bir ismi belirtmiyor. O zaman buradaki benim için zamirdir. Buradaki benim için sıfattır. Buna dikkat. Sonrasında ilerliyoruz. Gençler gelelim hemen sayı sıfatlarına. Sayı sıfatları çok basittir. İsimlerin önüne gelerek onları sayı yönden belirtirler. Yani kaç, kaçıncı, kaçar, kaçta kaç gibi soruları sorarsınız ve böylelikle sıfatları bulmuş oluruz. Asıl sayı sıfatı dediğimiz nedir? Gençler, kaç sorusuna cevap veren sayılardır. Hemen baktım 305 sayısını gördüm. 305 sayısını gördükten sonra yanındaki isme soruyorum. Kaç çiçek? 305 çiçek. O zaman bu benim için asıl sayı sıfatıdır. Sonrasında 5 bardak. Bardak benim için isimdi. Kaç bardak? 5 bardak. Bu da benim için asıl sayı sıfatıdır. Aman dikkat. Sıra sayı sıfatlarına bakalım. Sıra sayı sıfatı dediğimizde gençler sıra sayı sıfatları ıncı, inci, uncu, üncü ekleriyle oluşturulur. Ve kaçıncı sorusuna cevap verir? Hemen dikkatimi çekti. Beşinci ifadesi dikkatimi çekti. Bakıyorum. Hemen ismi sildim. Kaçıncı gün? Beşinci gün. O zaman bu benim için sıra sayı sıfatıdır. Bu kadar basit. Gençler bunların haricinde şöyle bir not alabilirsiniz. İlk, ortanca ve son sözcükleri de sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı olarak karşıma çıkar. Neden? Mesela ilk çocuk derken birinci çocuk anlamına gelen bir şekilde kullandığım için bunlar da sıra sayı sıfatıdır. Üleştirme sayı sıfatları nelerdir? er ar ekleriyle oluşturulur. Kaçar sorusuna cevap verir. Hemen üçer kelimesini gördüm. Yanındaki isme sordum. Kaçar kişi? Üçer kişi. O zaman bu benim için nedir? Üleştirme sayı sıfatıdır. Alttakine bakıyorum. Herkese birer elma düştü. Birer sözcüğü dikkatimi çekti. Birer birer. Yanındakine bakıyorum. Birer elma. O zaman bu benim için kaçar elma, birer elma, üleştirme sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatları nedir? İsimleri kesir yoluyla belirtir. Gençler mesela bakıyorum. Bugün kuyumcudan çeyrek altın. Altın benim için isim. Sorum şu. Kaçta kaç altın? Kaçta kaç altın? Çeyrek altın. Yani bir kesir bildirdim. Bu benim için nedir? Tabii ki de kesir sayı sıfatıdır. Sonrasında üçte bir ifadesini gördüm. Pay sözcüğünü gördüm. Kaçta kaç pay? Üçte bir pay. Yine sıra kesir sayı sıfatıdır. Şimdi gençler şu uyarıya dikkat. Bu tarz kelimeler çekim eki aldığında isim olarak karşıma çıkarlar. Yani mirasın üçte birini dersem... İşte bu benim için artık isimdir. Buna dikkat. Yani niteleme sıfatlarıyla sayı sıfatları çekim eki aldıklarında isimleşiyor. Sebep bunların isim karşılığı vardır. Son olarak soru sıfatlarına gelelim. Gençler soru sıfatları dediğimiz sıfatlar nelerdir? Sabahtan beri sorduğumuz soruların ismin veya zamirin önüne gelmesi durumuyla karşımıza çıkar. Yani ne, nasıl, hangi, kaç, kaçar, kaçıncı veya kaçta kaç veya ne kadar. Gençler bunlar benim için nedir? Soru sıfatıdır. Yeter ki ismin önünde görelim. Hemen bakıyorum. Ne yönden dediğinde gençler ne sorusunun yerine hangiyi getirebiliyor muyum? Evet hangi yön? Soruya cevap da verebilirsiniz. Mesela sileyim. Bulamadınız diyelim. Şöyle yapın. Ne sözcüğünün altına şu yazın, şu yön, şu yön ifadesini kullandığın zaman yön burada isim değil mi? Evet, isim. Peki yön burada isim olsa dahi ben bakıyorum hangi yön? Şu yön. O zaman bu sıfatsa, e, bunun yerine yazılan soru da sıfat olacaktır soru sıfatı diyebiliriz. Bunlar nasıl sorular? Soru kelimesi isim. Çekim ekini sildim. E nasıl sorusunu buna soruyorum. Yani isme soruyorum. İsme nasıl sorusunu sorduğunda bana soru sıfatını verecektir. Hangi adam? Şu adam. E hangi ifadesi benim için neydi? Tabii ki de soru sıfatıydı gençler. Unutmayın. Yerine verdiğiniz sözcükle siz bunun sıfat olup olmadığını anlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir sileyim şurayı. Hemen tekrar örnekleyelim. Mesela ben bunun sıfat olup olmadığını anlayamıyorum. Hangi adamdı senden alan, seni senden alan. Ben bunun yerine bu adamdı diyebiliyor muyum? E sonra bakıyorum. Adam sözcüğünün türü isim. Hangi adam? Bu adam. E bu benim için sıfat. E demek ki bunun yerine gelen ifade de sıfat olmak zorundadır. Bu benim için nedir? Soru sıfatıdır. Şimdi gençler, aha net soru buradan geliyor. Buraya dikkat edeceksiniz. Ne sözcüğü kullanıldığı yere göre tür değiştiriyor. Bakın çok tehlikelidir. Bakın bu şehrin ne tarafına yöneldiler? Şöyle kalemi değiştireyim. Ne tarafına yöneldiler? Ben ne sözcüğünün yerine hangiyi getirebiliyor muyum? Hangi tarafına yöneldiler? Getirdi. E taraf isimdi. E ismin önüne geldiğine göre bu benim için sıfattır. Şimdi şuna bakalım. Ne bakıyorsun arkadaşım? Öyle özellikle Diyarbakırlı arkadaşlar çok iyi bilir. Ne bakıyorsan derler. İşte buradaki ne sözcüğü niye, neden, niçin anlamına geldiği anda zarftır. Şuna bakalım. Bana ne almayı düşünüyor? Hemen soruya cevap vererek de bulabiliriz. Sana kitap almayı düşünüyor. Gençler, sırf fiil veya fiilimsinin önünde diye atlamayın. Ne sözcüğü niçin anlamına gelirse zarftır. E bakıyorum. Ne sözcüğü kitap kelimesinin yerine kullanılmamış mı? Yani o ismin yerini tutmuş. O zaman zamirdir. Şimdi şuna bakalım. Ne yardan geçiyor? Ne serden. E burada ne ne tekrarlı bir bağlaştır. Ve en tehlikelisi. Ne güzel bir gün böyle. Hatırlarsanız çok için bir şey demiştim. Bakıyorum gün burada isim. Nasıl gün? Güzel gün. Sıfat. Gençler. Ne sözcüğünün yerine çok getirdiğinizde sıfatın önüne gelebiliyorsa benim için zarftır. Aman dikkat. Kastım şuydu. Hatırlayın. Ben size ne demiştim? Çok çok güzel konu. Ben size demiştim ki çok sözcü sıfatın önüne gelirse zarf olur. Derecelendirme zarfıdır. E burada da bakıyorum. Güzel sözcüğü sıfat değil mi? Ne sözcüğü de çok kelimesinin yerine kullanılmamış mı? Evet. O zaman bu benim için nedir? Tabii ki de zarftır. Şimdi gelelim şuna. Nasıl sözcüğü isim soylu sözcüklerin önüne geldiğinde sıfat fiilleri belirttiklerinde zarf olur. Hemen bakıyorum. Nasıl davranıyor? Davranmak fiildi. Zarf oldu. Nasıl günler? İsmin önüne geldi. Sıfat oldu. Buna dikkat. Tabii ki de şunu da unutmuyorsunuz gençler. Her zamanki gibi soru sıfatları çekim eki aldıklarında ismin yerini aldıkları için soru zamiri olurlar. Bakın bu şehrin patikalarına hangi yoldan gitmeliyiz? Buraya baktığım zaman yol benim için isim değil midir? Hemen bakıyorum e, hangi sözcü ismin önüne gelmişse sıfat. Doğru. Bu şehrin patikalarına hangisinden gitmeliyiz? E, hangisi? Çekim eki almamış mı hangi? Almış o zaman bu benim için zamirdir. Aman dikkat. Şimdi bir de son olarak şu soru tipine değinelim. Gençler bazen size der ki aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Soru anlamı zarfla sağlanmıştır. Bu tarz sorularda neye dikkat edeceksiniz? Gençler cümlede mı mi olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor en başta. Eğer cümlede mı varsa isterse içinde 100 tane bakın tekrar ediyorum isterse içinde 100 tane soru sıfatı olsun soru anlamını bakın bu soruluyor bana soru anlamını tabii ki de edat sağlar. Hemen bakalım hangi adamı dövdüklerini biliyor musun? Şimdi hangi kelimesine baktım neyin önüne gelmiş isim? E bu benim için soru sıfatı. Bunda sorun yok soru anlamını sağlayan nedir? Edattır. Neden? Çünkü benim için önemli olan şu. Biliyor musun ifadesi? Yani benim merak ettiğim bilip bilmediğin. İşte bu yüzden soru anlamını bu sağladı. Alttakine bakalım. Hangi şehrin sokaklarında aramalıyım seni? bakıyorum mı yok. Hangi kelimesini gördüm? Şehir isimdi. İsmin önüne geldiği için tabii ki ne oluyor? soru sıfatı soru anlamını sağlamış oluyor. Son olarak şuna dikkat çekiyorum. Gençler ne kadar sorusu bakın bu çok tehlikeli. Ne kadar sorusu eğer ismin önüne gelirse sıfat, eğer fiil veya fiilimsinin önüne gelirse zarf olacaktır. Buna dikkat edin. Gençler bir sonraki videoda yani sıfatlar serisinin ikinci videosunda sıfatlarda küçültme, sıfatlarda pekiştirme, sıfat yapan ki kavramı ve tabii ki de sıfatlarda yapıya değineceğiz. Yapmanız gereken bu kanala abone olmak, bu videoyu beğenmek. Eğer gerçekten işinize yaradığını düşünüyorsanız tabii ki de bir de yorum yapmak. Arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.